Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir arkadaş bilekliği modeli yapacağım. Tek renkli ve bu şekilde büyüklüğün ayarlayabileceğiniz bir arkadaş bilekliği yapıyoruz. Başka modellerde görmek isterseniz kanalımda bir sürü bununla alakalı video var. Onlara da bakabilirsiniz. Tek renkli olarak farklı model var. İki renkli, üç renkli olmak üzere bir sürü farklı modellerimiz var. Şimdi bugün tek renkli yapacağım ama iki tane ip kullanacağız. Bir tanesi şu taban rengi, şu ayarlama kısmının olduğu renk. Bunu özellikle siyah, beyaz, krem gibi sade renkler seçerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum ama tamamen sizin zevkinize bağlı. Öncelikle bunu ayarlayalım. Bunu şu şekilde bileğinizin boyuna göre ayarlayın. Boyundan biraz daha fazla. Şu şekilde bırakın. Fazlalık kalan kısmı zaten sonra istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Şu boyutlarda bir tane kesiyorum. Evet, ipimi sabitledim. Şimdi örme kısmına geçeceğim. Bunun için ben ilk yaptığımda mavi renk tercih ettim. İkinci de pembe yapmak istiyorum. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi de bu ikinci kullanacağım ipten şöyle büyük bir parça kesiyorum. Ben böyle göz kararı kestim ama yaklaşık olarak bir 100 santim falan keserseniz yeterli gelecektir. Artacaktır bile hatta ama daha sonra dediğim gibi bu artan kısmı istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Önemli değil, kısa gelmesin yeterli. Şimdi bu şekilde şöyle altından geçiriyorum ve eşit olacak şekilde ortalıyorum. İki tarafta da aynı uzunlukta kalacak şekilde. İlk olarak bu şekilde ortadan ayırdıktan sonra normal bir şekilde düğüm atacağım sadece. İp bayağı uzun olduğu için şu an böyle biraz karışık gözüküyor ama yaptığım tek şey bu şekilde görüyorsunuz bir adet düğüm atmak. Daha sonra çok kolay bir şekilde örmeye başlıyoruz. Bu kısma dikkat edin lütfen. Şimdi ilk olarak sol taraftaki ipi bu şekilde sağ tarafa koydum. Sonra buradaki sağdakini aldım ve onun bu şekilde üzerinden geçiriyorum. Üzerinden geçirdikten sonra bu üstteki ipimi, sağdaki ipimi yani aldım. Bu şekilde hem pembe ipin hem beyaz ipin bu şekilde altından geçiriyorum bu tarafa doğru. Ve yine düğümümü atıyorum. Bilekliği sürekli bu şekilde düğüm atarak öreceğiz. Şimdi biraz önce hatırlıyorsunuz buradakini buraya geçirmiştim. Şimdi tam tersi olarak sağdaki ipimi bu şekilde koydum. Soldakini aldım ve bunun üzerine koyduktan sonra ucunu aynı şekilde pembe ipimin ve beyaz ipimin altından geçirdim bu şekilde. Şimdi düğümümü atıyorum. Örme işleminin sonuna kadar yani istediğim boyuta gelene kadar sürekli olarak önce buradakini buraya getirerek düğüm atıyorum, sonra buradakini buraya getirerek düğüm atıyorum ve bu şekilde. Evet, istediğiniz kadar ördükten sonra şimdi bilekliğimizi tamamlama bitirme kısmına geldik. Şimdi ilk olarak bu pembe kısımlarını şu şekilde keselim. Sonra bunu bileğimize göre tutuyoruz şu şekilde. Arkadan da hemen bakalım. Şu kadar filan fazlalık kalan kısmı kesiyorum. Daha sonra burayı bu şekilde birleştireceğim. Bu şekilde tutuyorum. Sonra pembe ipimizden şöyle küçük bir parça kesiyorum. Daha sonra bu şu birleştirdiğimiz kısımdan şu şekilde içinden geçiriyorum. Ve buradan bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra bileklik örerken yaptığımızdaki gibi aynı. Buradan da bir iki sıra sadece bu şekilde şöyle tutuyorum. Bunun üzerinden geçirerek alttan bu şekilde yaparak bu şekilde aynı bileklik örerken yaptığım gibi birkaç tane sadece düğüm atıyorum. Sonra bu pembe ipinde fazla kalan kısımlarını bu şekilde kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi bilekliğimiz hazır. Şimdi takarken bu şekilde gevşetiyoruz bunları.
Sonra bileğimize takıp daha sonra bu şekilde ayarlamasını yapabiliyoruz. İşte bu kadar kolay. Videomu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.